Şimdi bütçemiz yaklaşık 35 milyon 2022 yıl bütçemiz. Bunun çoğunluğu yatırım projesi. Biz dedik ki artık 2022 yılı Çardağ'ın yatırım yılı olacak. Bunun içinde işte çok amaçlı kültür merkezimiz, kapalı spor salonumuz, gençlik merkezimiz, 4 adet halı sahamız. Yani bununla birlikte Gemiş Pınar mevkiinde güzel bir Pınar mevkiinin temizliğini yaptırdık. Değerli su işlerimiz, bölge müdürümüz sağ olsun, onlara da teşekkür ederim burada. Oranın da peyzaj düzenlemesi yapılarak Gemiş halkımıza, Gemiş mahallemize oranı güzel bir peyzaj alanı, rekreasyon alanı olarak hizmetine sunacağız 2022'de. Şimdi 2021 bayağı zorlu bir yıl oldu bizim için de. İşte dediğiniz gibi yangınlarla Beyler mahallemizde en son çıkan bir yangınımız vardı. Ondan önce Hayriye mahallemizde vardı. İşte bir yandan da geçen de 11 Kasım'da bir ağaçlandırma içerisinde bu Hayriye'de yanan yerimizi ağaçlandırma için fidan dikimlerini gerçekleştirdik. Daire amirlerimiz Kaymakam Bey tüm Çardak Protokolü ile birlikte orada ilk fidan dikimlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah kısa zamanda orası tekrar ağaçlandırılıp içimize kazandırılacak. Diğer yatırım olarak da işte dediğimiz gibi bu mahallelerimizin yollarının asfaltlanmasıdır. Kantar hizmeti, Çardak Merkezimizde ücretsiz kantar hizmetimizi devreye aldık. Bunun gibi vatandaşa dokunabildiğimiz, vatandaşın ihtiyacı olan tesisleri yapmaya gayret ettik. İnşallah 2022'de de üstünü koyarak devam edeceğiz. 2022 biraz önce de bahsettim. Çok amaçlı kültür merkezimiz. Şu anda Aralık ayı için ihalesini çıkıyoruz. Bunun dışında 200-250 kişilik tribün kapasitesi, kapalı spor salonumuz yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip. Bunun yanında gençlik merkezimiz. Artı mahallelerimizde 4 adet halı sahamız. Bunun yanında 2022 yılında Söğüt mahallemizde kantar sözümüz var. Çaltı mahallemizde kantar, ücretsiz kantar sözümüz var. İnşallah bunlar 2022 yılı içinde vatandaşımızla buluşturacağız.